geceler sevgili seyirciler gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece programımızda Türk tarihinin aslında Türk tarihi dersek yanlış olur dünya tarihinin diyeyim. Dünyanın görmüş olduğu en büyük seyyahı konuşacağız. Evliya Çelebi'den bahsedeceğiz ve onun ötesinde Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin içeriğinden, yazılış öyküsünden ve hala gizemini koruyan Evliya Çelebi'nin sırlarından bahsedeceğiz. Öncelikle Seyid Ali Kahraman ve Erhan Afyoncu konuklarım iki değerli isim ve burada müsaadenizle tabi Erhan Hoca da aynı fikirde bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim Evliya Çelebi'nin bu 10 ciltlik seyahatnamesi için Seyit Ali Kahraman'la teşekkür etmemiz gerekiyor ve özelinde de tabi ki Tepe yayınlarına. Zira 8 senelik bir çalışmanın neticesinde tek bir kelimesine bile dokunmadan sansüre uğramadan nihayet seyahatname okurlarıyla buluştu Buluşması tabii yeni olmadı ama bizim bu programda ilk defa ele alacağımız 10 cildin tamamını bu gece gündem ötesinde izleyeceksiniz. Tabii ki süremiz el verdiğince. Size Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler kitabından hediye etmek istiyoruz. Bunun için de gündem ötesi etiketini kullanmanızı rica ediyoruz. Her zaman olduğu gibi seyircilerimize sorularımız olacak. Hatta ilkini hemen yönlendireceğim. Evliya Çelebi İstanbul'dan ilk nereye gitmiştir? Size sorumuz olsun ama ben Erhan Afyoncu'nun da bir kitabını hediye etmek isterim. Olur mu? Olur. Benim her zaman faydalandığım hatta şimdi Tabii. gündem ötesi kütüphanesinde olur, olur. de var onu göstereceğim size. Sorularla Osmanlı İmparatorluğu e, burada aslında hem öğrencilerin hem tarihe merakların e, açtıklarında kolaylıkla akıllarına gelen sorulara cevap bulabilecekleri bu kitaptan da hediye etmek istiyorum. Oldukça hacimli ve son derece anlaşılır. Ben çok teşekkür ederim. İşte Kendim de faydalanıyorum. Bu kitaptan da hediye edeceğiz. Dediğim gibi gündem ötesi etiketini kullanmanızı rica ediyorum. <laughs> çok e, hakikaten kıymetli bir çalışma bu. E, neden böyle dünya tarihinin de en büyük seyyahı diye sorduğumuzda sizlerin çok iyi bildiği ama seyircilerimizin belki ilk defa göreceği bir e, Google haritası var. Evet. Gittiği yerler. Doğru. Hemen onun üzerine konuşarak Doğru başlayalım olurdu. mı? Tamam. Doğru. Arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Ya. Ekran almıyor bile. Ekran almıyor. Anlatır mısınız hocam? Kendi eğitim tabiriyle 51 sene içerisinde 107 ülke, 18 padişahlık yeri gezip dolaşmış. Bunların içerisinde kuzeyde gördüğünüz gibi daha yukarılara aslında çıkıyor. Tataristan'da, Afrika'nın ortasına kadar, yani Ekvator'a kadar, doğuda Tahran'dan batıda Almanya'ya kadar. Ya bugün o coğrafyacı biraz üzerinde aşağı 45. Da çekelim arkadaşlar güneye. Bu coğrafya üzerinde 45 ülke kurulmuş. Bugünkü resmi kayıtlarda 45 ülke var. Ya bunların birkaç tanesi federatif olmakla birlikte yani sayı 45 ülke. Hı, hı. Ha, çok güzel oldu. Peki Sen. seyahatlerine başladığı zaman sene kaç? Sene e, 1630. 1630. 1630. 1640. 1640. 1640. Yani 17. yüzyılın ortalarına doğru seyahatine başlıyor ve 51 sene boyunca peki bazı yerlere birkaç kere gittiğini söyleyebiliriz evet, değil mi bu haritadan aynen yola öyle. çıkarak? Tabii bu haritayı da yani bir siz sen temas kurdun eldesediler bu Kurduk. Yani bir genç bir genç hevesli merak, bir genç ha. oturmuş böyle bir şey yani yapsan, yapmış nasıl olur diye okumuş, merak etmiş ve böyle bir harita hazırlamış ve bu karelere dokunur da daha doğrusu işaretlere dokunduğunuzda ne neyse orayla ilgili hem resim çıkıyor hem de Evliya Çelebi'den alıntı çıkıyor. Bu arkadaşla irtibat kurduk, konuştuk. Yani çok hevesli bir insan yani. Söylenecek bu. Tabii Peki. zaten harita üzerine işlendiğinde şey olur. Hatta bizim coğrafyacılara ben söyledim yani bu Evliya Çelebi'nin bir de yol haritasında yapmak lazım. Nasıl gitmiş, nasıl gelmiş diye. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Bu on cilt büyük bir hazine. Yani sadece bizim için değil, Türkler için değil, bütün insanlık için büyük bir hazine. Bunu zaten ilk kıymetini yabancılar biliyor bizden önce. Şimdi Evliya Çelebi çok büyük bir seyyah. Yani ben şöyle diyorum. Fatih Sultan Mehmet kadar Türk tarihi için önemli bir isimdir. Yani Hı. Fatih çok büyük bir padişahdır. Fakat bizde genelde devlet adamları ve komutanları öne çıkarılır. Bizim dünya, ya yani Türkler ne hediye etti derseniz mesela bu. Şimdi Marka Polo, İbn Batuta da büyük seyahat ama bu ölçüde değil. Şimdi bu kadar büyük bir coğrafyayı gezen yok. Bu kadar büyük bir coğrafyayı yazıya geçiren diyor. Yani şimdi Osmanlı döneminde şiir manzum gelişmiştir. Nesir bu kadar gelişmemiştir. Nesir olarak yazıda da bir önemli 10 cilt. Yani o zaman 5 cilt, 2 kitap, 10 kitap yapıyor toplam. Yani muazzam bir şey. Şimdi bunun şöyle bir örnek vereyim. Ben yurt dışına gittiğim zaman Seyahat Nayir'e ya yanıma alıyorum yanıma almasam Seyit abi arıyorum. <laughs> abi diyorum ben Azerbaycan'dayım, e, diri baba tekkesindeyim. Evliya Çelebi'de bir şey var mı anında bir şey atıyor. Sırbistan'a gidiyorsunuz. Sırbistan'da dağın tepesinde bir kaleye gidiyorsunuz. Kaleyi Tika restore ediyordu mesela enteresan. Kalenin kitabesini falan kaydetmiş. Kitabe bugün yok. Tokat hakkında da bilgi buluyorsunuz. Selanik hakkında da bilgi buluyorsunuz. Azerbaycan'ın bir şehir hakkında da bilgi buluyorsunuz. ...Viyana hakkında da bilgi buluyorsunuz... yani ...ve bu şöyle... ...şimdi mesela basit bir şey... ...günümüzdeki mesela... ...bir şey biz yazma ihtiyacı duymayız... ...çünkü herkes biliyor... ...ama yüzyıl yıl sonra insanlar onu merak eder... ...Evliya Çelebi o dönemdeki her şeyi yazmış... Hı hı. ...bir yere gittiğinde o bölgenin... ...şehri yazmış, tarih eserleri yazmış... ...tekkelere yazmış, inanışlara yazmış... ...halkın şivesini yazmış... Hı hı. ...mesela bir bölgeye gidiyor burada diyor... ...Kripto Hristiyanlar var diyor, onları yazıyor... ...başka bir bölgeye gidiyor... Oradaki bir etnik kökenle mezheple ilgili bir şey yazıyor. Bunların bir kısmı da zaman içerisinde kaybolmuş. Mesela bizim Karamanlı dediğimiz Hristiyanları yazarken onların Türkçe konuştuğunu yazıyor. Kelimelerini yazıyor. Yani ve özellikle değişik ülkelerdeki Macaristan'dan tutun başka yerlere kadar kendi ülkeleri için kıymetli olduğundan o dillere çevirdiler. Yani Macarca'ya Fransızca'ya farklı farklı diller. Zaten bir cilt neredeyse tamamıyla Macaristan'a ayrılmış tabii, gibi değil mi? Bir cilt Mısır mesela, bir cilt Hı -hı. İstanbul. Ee, Tabi Macaristan büyük bir ülke. Bugünkü Macaristan onun sadece bir kısmı. Bir kısmı Romanya'da, bir kısmı Sırbistan'da bugün. Yani bizim şunu yapmamız lazım. Ben zamanında İstanbul Havalimanı'nın adı konulmadan önce gazetede manşet atmış. Evet sabah da okumuştum. Tabii ben Evliya abi. Çelebi Havalimanı. Çünkü bakın biz bu insanı dünyaya tanıtmamız lazım. Yani tam tersi oldu. Türkiye'de işte Evliya Çelebi yalan söyler. İşte abartır bilmem ne diye çocukluktan beri bize bunu öğrettiler. Şimdi onda abartı var ama abartı şu. Erzurum'a gittiğinde Erzurumluların Erzurum'la ilgili hikayelerini anlatıyor. Mesela Toka'da geliyor. Tokat'ta fil doğuran kadınları anlatıyor. Şimdi bunu görünce ya diyorsun bu adam yalan söylüyor. <laughs> bir kadın fil mi doğurur diyorsunuz. Fakat o incelendi. Mesela orada Hindistan'dan Osmanlı Padişahına fil geliyor. Fil gelirken Tokat turhal arasından geçmiş. Muhtemelen e, orada eskiden şöyle bir inanış vardı. Mesela kadınlar hamilelik sırasında hayvanlara bakmasınlar çocuğuna benzer değil inanılırdı Anadolu'da. <laughs> Muhtemelen o fili seyretmeye bir iki kadın çıktı. Bir tanesinin çocuğu da sakat doğdu. O bir inanış olarak orada yansıdı. Evliya Çelebi de oradaki o inanışı alıp yazıyor. Şimdi bu da önemli. Yani mesela kediler Erzurum'da donan hep kedi anlatır, Dam 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 atlarken kedi havada da Bu Erzurum'ların bir anlatışı. Şimdi bunlar halk inanışlarını anlattığı için de önemli. Folklorik olarak çok önemli. Fakat biz ilginç bir şekilde hep bunu küçümsemişiz. Yalnız biz derken tabii siz yani Osmanlı Türkiye... döneminden de bahsediyorsunuz tabii. değil mi? Çünkü o zamanlarda da e, hatta ben İsmail El okumuştum. Ee, zamanında terekeleri filan da incelediklerinde veya hı. o sicil kayıtlarını e, Evliya Çelebi'ye rastlayabileceğini düşündüğü yerlere baktığında hı. maalesef bulamamış. Çok Şöyle zaten bu şimdi Evliya Çelebi 1684 yıllarda ölüyor. Tam bilmiyoruz ölüm tarihini. 1683'te sonra bir tarihte Kahire'de Evliya Çelebi kendi notları var. Hı hı. Bu notları orada bir katibe temize çektiriyor. Daha sonra fakat Evliya Çelebi kadar önemli bir isim var Hacı Beşir Ağa. Çünkü ve Mısır'da kalmış uzun süre. Yani bir 180 60 60 yıl. 60, 60 yıl. Şimdi yani. Hacı Beşir Ağa Harem Ağası, Darüşşad Ağası 1742'de bunu alıyor İstanbul'a getirtiyor. Ve İstanbul'da bunu çoğalttırıyor. O çoğalttırdığı için bugün elimizde. Mesela o Kahire'deki nüshaların 8 elimizde ikisi kayıp değil mi? İkisi kayıp. i̇kisi kayıp. Mesela o iki kayıp olan son iki cilt hı hı. Beşir Ağa'nın çoğaltmaları sayesinde elimizde kalmış. Şimdi bu tabii Beşir Ağa çoğalttırmış bunu. İstanbul'da bir merak başlamış. Bazı tarihçiler bunu kullanmış ama Vasıf, Ahmet Vasıf Osmanlı tarihçisi bunun çok aleyhine yazmış. O hava daha sonraki bütün yazarlara tesir etmiş Ahmet Vasıf'ın Evliya Çelebi hakkındaki ağır ifadeleri. Daha sonraki insanların ya işte bu adama güvenilmez bilmem ne bu kaynak olarak kullanılmaz diye gitmiş. Fakat daha sonra Osmanlı döneminde bunun kıymetine varılıyor. Önce bir seçmeler basılıyor 1841'de galiba. Ondan sonra 1896'da Cev Ahmet Cevdet Bey yayınlamaya başlıyor. Ve ama orada da şöyle bir şey oldu. Cumhuriyet döneminde 1935'te bitti. Fakat bu Seyda Bey'in yayınına kadar eksik bir nüshaydı. Şimdi problem şu. Eser çok zor bir eser. Niye zor bir eser? Macaristan'daki yer ismini anlatıyor. Hı hı. Tokat'taki bir yer isminde. Mesela ben size örneğini vereyim. Hı hı. Tokat'ta gıcgıç baba tekkesi var. Bunu okurken kaç kaç okumuşlar. Şimdi ben tokatlı olmasam ben de bilmem. Yani okuma ikisi kaç dokunur, kaç dokunur. Şimdi bunun gibi bir sürü yanlış vardı. Çünkü Macaristan'dan bahsediyor, Yunanistan'dan bahsediyor. Bir de şundan e, bahis açtınız az önce. Yerel dilleri de, Tabii. lehçeleri de. Şimdi bir yerde ben belki buna bardak derim Tabii. de orada bırdak derler. Hayır, o de da bırdak anlatıyor. diye yazmıştır. Mesela Yuna, Yuna, Moray'a gittiğinde Yunanca kelimeler koyuyor. Ha, yani evet. Seydali Bey mesela bu neşte derken çok kişiden de istifade etti. Şimdi tabii bu uzun süre o Osmanlı dönemindeki ve Cumhuriyetin başındaki neşir kullanıldı. Bu da hatalı ve eksik, atlamalı bir neşirdi. İçinde büyük hatalar vardı, atlamalar vardı ve sansürler vardı. Ha, Çünkü o sansüre geleceğim. Bir soru daha yönelteyim seyircilerimize hediye edebilmek adına. İlk sorumuz Evliya Çelebi İstanbul'dan ilk nereye gitmiştir? İkinci sorumuz da şu olsun. Evliya Çelebi'nin hangi ülkede vefat ettiği tahmin ediliyor diye soracağım. Şimdi şu sansüre gelelim. Neleri sansürlemişler? Küfürleri mi? Yani çünkü sansürde şöyle bir yani bir mantık yok aslında. Mesela dördüncü ciltte e, Diyarbakır'dan ileri gittiğinde şeye kadar, Bağdat'a kadar, özellikle Bağdat'ta sahabeler, ehli beyt mensupları var, evliyalar var filan. 59 varak mı tam şey olmasın veya 60 varak onu tamamen atmışlar. Bu bir her, inanış şeyi olabilir, etkisi olabilir ama benim aklımın yetmediği şu. İkinci ciltte Bursa'yı anlatırken Orhan Gazi Bahçı var. Bir sayfa. Onu da atlamışlar. Niye? Yani bir, bir mantık kuramıyorsunuz o yüzden. Okuyamamış da olabilir. Ya, Baz Bazı kelimeler okunamayınca orayı komple çıkarmış ha, olabilir. Yanlış okuma çok fazla. Yani Tabii. o, ona gelince yani e, o kadar basit kelimeleri hani bizim bugün avantajımız ne? Her tarafımız sözlük dolu. Bir de Google hacretleri var. Ona da bakıyoruz bilen falan Hı. ama. Yani bir şey kullanmamışlar. Yani yanlış yalan yanlış hani bunu şey yapmak için e, harita lazım değil. Nigeboluyu, Niyiboluyu, İnebolu diye bütün nüshalarda bolu yazıyor. Yani yayınlananlarda. Ya, onun için ben kesinlikle mantığı anlayamadım. Müstehcen bazı müstehcen bölümleri, bölümleri attıkları söylenir. Tamam 60'lar. Ee, sonra işte şu ayıp olur kelimeleri de işte tanzur demişler Yani küfür, falan. argo ve müstehcen. Yani bunları onlar var ama benim de hiç aklım bir Yani şimdi Hı. Orhan Gazi bahsini neden atarsın? Hani bugün ideolojik 50 bazı şeyler de 60... mi var? Yok, 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 hayır. yok diyor. 50 yıl 60 yıl önce bu yayınlansa Abdülhamit dönemi olsa hani Abdülhamit e, aleyhtarlığı var. Onu atarsın ama Orhan Gazi en iftihar ettiğimiz padişahlardan birisi, devletin kurucularından. Onu neden atarsın? Resmen hiç tek kelime yok o sayfada. Yani bunun gibi çok mantıksız anlatma şeyler var. Küfürler zaten atmışlar. Onlar zaten sansür. Yani e, ama şeyi ben Dördüncüt'teki e, o Bağdat tarafının atılmasını bir şeye dini inanış veya ideoloji olarak görüyorum. Yani onun dışındakileri bir şeye yorumlayamadım. Peki Evliya Çelebi Seyahat Namesi'ni kaleme alırken e, kendi fikir dünyası, rengi, işte e, siyasi görüşü, veya e, hani dini inanışı vesaire bunların hepsini katmış yoksa tamamıyla objektif bir şekilde yani mi yazmış? Yani şimdi size objektif göre? diye bir şey olmaz yani çünkü kendi İnsan neye inanıyorsa şimdi. ne oturmuşsa inancına, görüşüne, dini e, hayatına onun yansıtır. Onun için objektif odur. Ama kendisinin sık sık Kur'an hafızı olduğunu söyler. Çok iyi bir Müslüman olduğunu söyler. Siyasi görüş şöyle Anadolu çevresindeki veya Balkanlardaki Bektaşilere ve Alevilere gittiğinde canlar diye bahsediyor. Işık bahsediyor. Onlarla sabahlara kadar sohbetler ediyor. Ama İran'a gittiğini, İran sınırını geçtikten sonra saymadığı kelime yok. Aa, Orada siyasi var. İşte siyasi bakın, görüş bu çok var. enteresan. <laughs> Orada öyle bir durum var. Ama kendisi derviştir. Yani bir e, tarikat'a mensup. Ama bütün tarikatlara da iyi gözle bakan bir. Hangi tarikat? tarikata mensup? Gülşenî tarikatı. Hı. Yani diğer tarikatlara da aynı gözle bakıyor. Orada objektif. Yani bir herkes aynı babanın annenin çocuğu olmaz. Herkes başka birinin olur. Bu da tarikatı da öyle görmüş. Yani Bektaşiler de çok samimi. O bir de... Yani şey enteresan. Padişahla da oturuyor kalkıyor. Eşeğiyle de oturuyor kalkıyor. Evet çok hoş sohbet. Yani değil tabii mi? hoş sohbet. Şimdi tabii şöyle düşünün. Şimdi biz bir kez seyahate çıkacağımız zaman bilet alıyoruz gidiyoruz. Şimdi o dönemde öyle bir şans yok. Bir kervanla gitmeniz lazım. Bu genelde bazı paşaların peşine takılıyor. Tabii onlar da bunu seviyorlar. Çünkü bu yolculuk geçer mi? Ya 6 ay, 7 ay, 8 ay gidiyorsunuz. Hmm. Ve o hoş sohbet. Çünkü zaten bu 4. Murad'ın sahibi kendisi. Yani sarayda 4. Murad'ın yanında onun müezzini. Orada sonra saraydan çıkmış. Ama tabi padişah da yanında tutuyor. Çünkü o sohbet mesela 4. Murad'ın dış işte dünyasını anlatıyor. O açıdan da önemli. Sarayda anlatıyor. Kendisi Ahmet Yesevi'yi atası kabul ediyor ve gittiği her yerde Yesevi dervişlerini anlatıyor. Onun, o şekilde de bir şey var. Aslında İstanbul'da doğmuş. Tabi İstanbul'da. Ailesinin kökeni Kütahya'dan, Kütahya. Kütahya'dan geldiğini söylüyor. Yani kendisi ama İstanbul'da kapanı civarında ıı, oturan bir aile. Tabi birinci cildi mesela İstanbul'da. Tabi şöyle de var. Evliya Çelebi Seyahat Namisi'nin bir, birinci cildi İstanbul'dur tamamen. Hı hı. İstanbul için muazzam bir kaynaktır. As aynı zamanda Osmanlı tarihi için muazzam bir kaynak. Tabii şöyle görelim yani burada e, birinci cilti şöyle bir kutu içerisinde iki ayrı kitap olarak yani, yani Evliya Çelebi'nin aslında Türkçeleştirilmiş yani, yani günümüz Türkçesine Türkçe'si, çevrilmiş evet. diyelim Türkçeleştirilmiş yanlış oldu. Şu kalınlıkta bir İstanbul Doğru. bahsi var. İşte aynı şekilde mesela dokuzuncu cilt mi haçtı? Haç e, yarısı 9. E, ciltin yarısı harça, diğer Diğer yarısı da Batı Anadolu. Mesela şimdi o dönemdeki haçla ilgili bir numaralı kitap. Yani şimdi o dönemde Hacı insanlar nasıl gidiyor, nerede hangi duayı ediyorlar, nerede ne tören var. Hı hı. Onlar anlatmış. Yani bu açıdan da önemli. Yani sadece seyahat değil. Şimdi mesela birinci ciltte İstanbul'daki törenleri anlatıyor. Esnaf törenlerini anlatıyor. Tabii tabii. Habeşilemez. Ya. Yani bu açıdan eşi benzer olmayan. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi mesela biz geldik bugün burada program yaptık. Bu programı nasıl yaptığımızı not almayız biz. Ama ilerideki dönemlerde bu program nasıl yapıldı? Bir tarihçilere bir şey lazım. O açıdan o dönem için yazılmaması gereken şeyleri yazıyor aslında. İleriki gelecek için. Bu tabii notlar alıyor. Bir kısım notlar eksik kalmış orada nokta nokta. Bazı belgelerden faydalanıyor. Kayıtlardan faydalanıyor arşiv belgelerinden. Ve ortaya muazzam bir şey çıkıyor. Yani bir dönemin hem tarihi, coğrafyası, kültürü, edebiyatı, folkloru, etnik kökeni, mezhebi. Yani bu dediğimiz gibi o dönem için 17. yüzyıl için yani büyük bir kaynak. Tabii biraz önce söylüyordum yarım kaldı işte mesela Osmanlı döneminde o neşir. Son iki cildi Türk, Latin harflidir diğerler Osmanlı Türkçesi. Arap harfli. Bu uzun süre bu kullanıldı. Ama herkes de şunu derdi. Bu yanlış. Uzun süre Evliya Çelebi komisyonları kuruldu. Neşte diyelim diye. Ee, Birçok kişi uğraştı. Rahmetli Bekir Kütükoğlu başta olmak üzere. Tabii zor bir şey. Kolay değil. Bir de 80'li yıllardaki imkanlarımızla bugünkü imkanlarımız bir değil. Yani o dönemde bir mikrofilm bile almak kolay, zordu. Şimdi cep telefonuyla resmini çekiyorsunuz. En son rahmetli Yücel Dağlı var. Onu da rahmetten alalım. Yücel Dağlı bizim üniversiteden bir arkadaşımızdı. O ilk defa Orhan Şahik Gök'e hayattayken bir cilde ona teybe okuttu. Fakat tabii o da teybe okumanın da hataları oldu. Ondan sonra Seyda Ali Bey'le başladılar. Ve Seyda Bey'in bütün ciltleri önce transkripsiyon yapıldı. Önce bunun bir edisyon kredi, edisyon kredi transkripsiyonlu metni yayınlandı. Sonra da sadeleştirilmiş Türkçesi yayınlandı. Yani o açıdan Seyit Ali Bey'in de hizmeti çok büyüktür. Yani Tabii ki. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Rahmetli Yücel Dağlı başladığında bizim akademisyen camiada bir şey vardır. Önce bir yıkmak çalışılır. Ya, ya kıyamet koptu bu yayın kötü bile, iyisini yap. Hı. Önünüzden engel var? Bakın. Elini tutan mı? Ha mısın? yani hatta o dönemde Yücel Dağlı'yı ilk neşin, Tengir'in arkadaşları geçenlerde gördüm. Ya ne oldu dedim 30 senedir de çalışıyordunuz Çıkarın yayınlayın. Çok yani doğru. buradaki mesele, şimdi eksik var mıydı? Vardı. Mesela Seydali Bey'in de her neşrinde düzelte düzelte gitti. Hı hı. Yani o açıdan Seydali Kahraman Türkiye'ye çok büyük bir hizmet etmiştir. Yani hem transkripsiyonunu ardından da günümüzdeki Osmanlı Türkçesi bilmeyenler için sadeleştirme yapılması büyük bir iştir. Çünkü dediğimiz gibi bu Türk tarihinin en önemli meselelerinden birisi. Yani kıymetinin bilinmemiş bir eser. Şimdi Marco Polo diyoruz. İbn Battuta diyoruz. Ya bu da büyük bir seyahatname abi. Daha büyük hatta. Hı hı. Bu kadar büyük şey yok yani. Teferruat evet. yok. O Hocam yüzden... ayrıca ilk e, ciltte Evliya Çelebi'nin hayatını da yazmış 1600'lü 1685 diye. Bu seyahatnameyi de daha iyi kavrayabilmek adına sonuç itibariyle dediniz ya bir insan hı. yazdı bunu ve kendi rengini de illaki katacaktır diye. Şimdi burada ailesi aslen Kütahyalı. Büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet'in bayraktarlarından İstanbul'un fethine katılmış Yavuz Erbey. Babası sarayı amirenin kuyumcu başı derviş Mehmet Zilli Efendi. Annesi Abaza Cariye'dir ve yazdığına göre Türklerin büyük mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi'ye ulaşıyor, Ulaşıyoruz. soyuyor. Peki şunu mu anlamalıyız? Yani baba saraydansa kuyumcu başı. O zaman bunlar yani zengin bir aile mi? Kalburüstü bir aile mi? Ne evet çok zengin. Tabii, çok zengin. zengin. Dört padişah zaten... E, kuyumcu başlık yapmış. Zengin ve eski İstanbullu. Yani Yavuz Bey Fatih ile birlikte fete katılıyor. Ve e, ganimet olarak kendisine gelenine cami yaptırmıştır. Un kapanında Yavuz Erbey Camii var. Evliya Çelebi onun da şeyidir, e, mütevelliği başkanı o dönemde. Yani zaten aileden bir zenginlik var ve etrafı tamamen bilginler ve devlet adamlarıyla doğdu. Doğduğunda zaten İstanbul'un en büyük bilginlerinin kucağına vermişler. Zaten babası bir arkadaşının Evliya Efendi 4. Murat döneminin büyük bilginlerinden Evliya Efendi onun ismini vermiş. Yani kendi ismi değil Evliya Çelebi. Kendi ismi. Ama sevdiği bir alimin ismini veriyor. Ha gerçek ismi Evliya Çelebi. Peki abi. bu konuda da hep böyle bir spekülasyon yürütülür. Ya şimdi şunu söyleyeyim. Be, Erhan Hocam bir işte bir, bir Asistanlarına filan zamanında yaptı Araştırttı, bulunamadı başka bir yani şey. Bu çal şöyle, Uğur çalıştı Kretör, değil mi? O Kretör, zaman Kretör, Uğur Demir sağ olsun Demir yani güzel çalışmaları, çalışmaları da var. Şimdi Kratol <laughs> 70'lerde bir makale yazında Evliya Çelebi'nin gerçek ismini saklıyor dedi. Fakat daha sonra Kratol buldu herhalde o demedi. Kratol bir belge buldu. Viyana'ya gittiğinde orada Evliya diye yazıyor. Yani Onun Evliya, bu uzun süre denildi bunun ismi Evliya değil, bilmem ne değil vesaire. Fakat bulunan kayıtlardan Evliya Çelebi Binen kendi isminin de evli olduğu Ama her şey. yere galiba biraz da böyle hani nükteden bir tip o yüzden her gittiği yere de yazarmış. Var evet pek çok yerde cami eseri var. Yani birkaç tane şu anda e, bugüne kalmış Almanya sınırında şeylerin, falan deniyordu. E, i̇ki tane şey de var. Şu anda Yugoslavya sınırları içerisinde. Hmm. Hatta o e, Boşnaklarla şeyin Sırpların savaşında bir tane cami yıkıldı. Bir tane Adana'da var. Şu anda bir de Aksa şeyde var. Aksaray. Bunlar tespit bir şey. Yani, yani. caminin bir yerine yazmış. Evliya ruhu için el Fatiha diyor yani. Yani hacca giderken o Aksaray'da hı. yazmış. Da şey Karaman'da. Karaman'dan geçenlerde aradılar beni. Onunla ilgili çalışma yapıyorlarmış. Yani e, şöyle söyleyeyim. O Avusturya'daki el, şeyi, belgeyi bir Alman hı hı. Mahil Kiel'in eşi hı. Eda Kil gelmişti bana. Avusturya'ya gitmediğini iddia ediyorlar dedi. Ben de onlara bir takım bilgiler verdim. Adamcağız oturmuş. Avusturya arşivinde araştırma yapmış. Bir, kat, bir takım belgeler buluyor. İşte 1665 yılında elçi Mehmet Paşa ile birlikte heyetin içerisinde iki kölesi şu kadar atıyla birlikte Evliya Efendi diye bir zat var. Yani eğer müstahar ismin takma ismi olsa resmi bir şey de mümkün değil, kullanamaz. Birini de e, Yunanistan'dan Pinolope buldu. E, Tur, tur Sina'da gittiğinde papazlar buna papinte kağıt yani o bölgeyi gezmesi için kağıt vermişler. Dokuzun ciltte bunun kelime kelime yazar. Pinolpestati'nin bulduğu şeyden Rum Patrikhanesi'nden Erşim'inden bulduğu kelimelerle aynı. Hmm. Yani onun için artık şüphe yok yani. Şüphe götürmüyor. E, keşke ya. yani, başka evet. bir ismi varsa buyurun. Ikinci, ikinci, bir ismi de olabilir ama olabilir. ismi yani. Evet. Yani o tabii bir, tabii şöyle de bir şey var. Yalnız buzcuk adam olduğundan bazen aileye fertler katıyor. Yani... Olmayan kişiler. Işte o, o, baktığınızda bir kısmının aileden olmadığını biliyorsunuz. Ama bunlar tespit de zor. Yani ciddi çalışılması lazım. Bizim Uğur Demir'in çalışmaları oldu. Çünkü e, çok zeki. Yani çok zeki. Yani o zekasıyla bizlere dalga geçiyor. Yani bugünkü insanlarla da dalga geçiyor. Tabii o şeyleriyle ...bazen kurgular yapıyor. Yani Nasıl o, mesela? Var mı aklınızda? Yani işte seninle? böyle bazı akrabalar var. Mesela sonradan baktıydı Uğur Demir. Onların kendi akrabalar olmadığı çıktı. Yani bir yerden geçerken birisinin aileye katıyor. Şimdi mesela Ahmet Yesevi de ilginçtir. Mesela Ahmet Yesevi kültürü... ...Osmanlı döneminde çok canlı bir kültür değil. Yani Evliya Çelebi'nin... ...yani o, o Selçuklu döneminde gelmişler. Bazı yerleri tek kere yerler Ama onu o dönemde zikretmesi ilginç. Yani Türk'ü Türkan atamız Ahmet Yesevi diye. Hı hı. Çünkü... 20. yüzyılda tekrar Ahmet Yesevi gündeme gelene kadar böyle çok canlı bir şey değil. Tabi orada mesela şimdi dediğimiz gibi oradaki akraba bağlanında falan mesela böyle secerelerde nereye kadar doğru gidiyor, nereye kadar gitmiyor. Bunları tam tespit etmek de mümkün değil, kolay bir hadise değil. Şimdi seyircilerimize bir soru daha soralım. Hatta e, o sorunun detayını da size yönelteceğim. Evliya Çelebi'ye rüyasında rehberlik eden sahabi kimdir sorusunu soruyorum. Gündem Ötesi etiketiyle bizlere gönderebilirsiniz size kitap hediyesi için. E ama lütfen etiketi yazınız. Şimdi bir rüyadan da bahsediyoruz. Size göre bu rüyayı acaba görmüş mü hakikaten? Şimdi şöyle özetlemek lazım. Benim görüşüm hep sorulur bu. Hı hı. Eğer adama inanıyorsa rüya gördüğüne de inersin. Bunun ispatı, <laughs> mümkün, Bunun ispatı değil. mümkün değil. Bunun ispatı mümkün değil. Ama güzel bir rüya. Zaten Ya yani... yani şöyle veya rüyayı gördü, rüyayı süsledi. Çünkü rüya mükemmel bir rüya. Yani o en bütün seyahati yapıyor, şeyi yapıyor, e, oradaki şey çok güzel. Ee, ve seyahatini de kutsal bir şeye bağlıyor. Zaten eskiden istihare diye bir şey var. İstihareye Tabii. yatılırdı. Bu da onun gibi bir şey. Yani dediğiniz gibi yani bir takım doneleri görmüştür ama bunu anlatım olarak daha güzel hale getirmiş. Tabii. Evet. Zaten seyahatinin kaynağı bu. Bir de babasının e, nasihati sonrası var. Yani nelere Hı. dikkat etme, ne yapması gerekiyor. Şu rüyayı bir anlatalım isterseniz. Bilmeyen seyircilerimiz için. Yani rüya şöyle kısaca delikanlı yaşında. aşağı yukarı 16 19 19 yaşında 19 yaşında hep içinde dini duyguyla işte Kabe'ye gidecek, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret bu hayallerle gezip dolaşıyor. Serseri gezip dolaşıyordum diyor zaten. Bir otururken uyuklamış. Rüyasında Ya kaza hali. Ya ya kaza. Emin önündeki Tahhi Çelebi. Ahhi Çelebi camiinde kendisini buluyor. Bakıyor ki müthiş bir kalabalık geliyor. Önlerinde Hazreti Peygamber. etrafında sahabe-i kiram, diye kendi tabiriyle. Sonra içlerinden birisi buna rehber oluyor. Şimdi soru sorduğunuz için bu söyleyelim mi bunu? Onu sonraki dakikalara tamam, bırakalım. Tamam. Rehber oluyor. Gel diyor. Sen kâmet et. Hazreti Peygamber... Camiyi de şu an ekranda veriyorlar Hayeceli Evet. Sen de kâmet getir. Kametten sonra diyor gidip elini öpersin ve şefaat dilersin. Tabi bu görevler bittikten sonra elinden tutup götürüyor. Hazreti Peygamber'in elini öptürüyor. Ee, Evliya Çelebi de şefaat ya Resulallah diyeceğinde seyahat ya Resulallah demiş. Peygamber Efendimiz'e de seyahat, şefaat ve sıhhat Allah hepsini sana versin diye dua etmiş. Tekrar elini öpmüş çıkmış. Yani şeyin kısaca şeyi bu. Özeti. Sonra Ama tabii onu çok güzel anlatıyor. yani ha. Öyle kademe kademe ki işte sahabe geldi diyor, arkada dört halife geldi diyor, peygamberimizin haşmetinden korktum diyor. Tabii muazzam bir nesir var yani orada şey olarak i̇şte çok ne, güzel. ne için geldiklerini sormuş, Kırım'daki İslam askerlerine yardım için gideceklerini ve işte sahabelerin Hı. özellikle de dört halifenin özelliklerini anlatıyor, ne gibi korktuklarını vesaire. Yani çok dediğiniz gibi, hocanın dediği gibi çok detaylandırmış, çok sevimli bir hale getirmiş. Orada sonra işte o zat kendisine rehberlik yapan zat buna bir takım talimatlar veriyor. O talimata göre kendisine ufak tefek bir yol haritası diyelim hazırlıyor. Daha sonra yine belki sorarsınız diyelim ilk seyahatini yaptığı yerden döndükten sonra babası yakalıyor bunu kaçak gitmiş. Ondan sonra madem ki seyahat edeceksin şunlara 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 dikkat et diye buna bir takım öğütler veriyor. Çoğu da zaten Rüyasında verilen öğütlerle örtüşüyor. Bu kitapta işte fazla olarak şey bilgi verdiği şehirlerde o ta, şablonun tamamını kullanır. Mesela bir yerde 42 falan saymıştım. Şeyde bugünkü Yunanistan ve e, Yunanistan'ın kuzey tarafındaki bazı şehirlerde 52 tane başlık var. Hmm. Yani bu başlıklar kendi kafasında belki de şablon elinde hazır yazılmıştır veya kafasındadır. Onu bilemiyorum gidiyor ve bu başlıklara cevap arıyor birebir. Cevap bulduğu yerlerin dolduruyor ama bulamadığı veya soramadığı veya bilgi alamadığı yerlerde nokta nokta boşluk yani dümdüz boşluk geçiyor. O zaman e, bayağı sistematik şekilde bir yere gideceği zaman orayla ilgili alacağı malumattan yani kendine bir program yapmış kafasında. Tabii, Baştan öyle. Sonra gittiğinde bunları yazıyor. O zaman daha bu 18-19 yaşında bu rüyayı gördüyse ve sonrasında işte birkaç sene sonra yani çıkıyor, değil 30, mi? 30 Esas yaşından seyahatler. sonra evet. 29-30 gibi yaşı. O zaman sene, bir 10. İstanbul'u geziyor tabii. Ya şimdi şöyle düşün, İstanbul'u gezmek de kolay değil İstanbul. Değil, Büyük tabii. bir yer ve her şeyi kayda alıyor İstanbul'da da. Hmm. Tabi notlar tutuyor yani şeyler yapıyor. Tabii ondan sonra imkan ölçüsünde geziyor. Yani şimdi şey de kolay değil. Mesela bir yana elçi gittiğini görünce onunla gidiyor. Bugünkü teknolojiyle gezseniz yıllar sürer. Yani <laughs> uçaklarla, arabalarla vesaireyle. <laughs> Çünkü bir kısmı sapa yerlerdi. Tespit etmeniz zor. Bugünkü harita imkanlarıyla vesaireyle. Şimdi hatta bir ara şey vardı. Caroline Finkeller at üzerinde Evliya Çelebi'nin izinden bir öyle bir şey başlatmışlar. Hatta Uşak arasında 80 kilometre Gittiler yani Evliya Çelebi şu kadar zamanda gittim diyor. Bunlar da Rahvanat'ın üzerine biniyor kararın kendisi anlatmıştı. Ee, ve o saatte 80 kilometreyi alıyorlar ve atın üzerinde de rahatça kahve mi içtim dedi. Yani o kadar güzel şeydi ki. O zaman güzel bir şey söylemişti. Siz Türkler at dediğinizde İngiliz atlarını anlıyorsunuz. Siz neden kendi atlarınızı Tabii. kullanmıyorsunuz? Siz Orta Asya'dan hangi atla geldiniz diye. Hmm. O rahvanat zaten... Şu anda at yarışlarında falan bilinen atlar Türk atları değil. Çünkü Türk atları daha küçük atlar. Hı hı. Daha uzun mesafe koşuyorlar. İngiliz, Macar atları falan daha büyük boy atlar. Tabii o aslında bunu bir şey yapılması lazım. Yani böyle bütün Evliya Çelebi'nin çok güzel şeyler olur. Yani adım adım gezilmesi lazım. 3-5 sene birisinin bir ekip kurulacak. Bir proje olacak bir TRT'nin veya başka bir şeyin. Evliye Evliya Çelebi'nin izinde diye. <laughs> ne güzel Ama ben size şu, şunu söyleyeyim. Yani o kadar mesafe mesafeyi gezmek kolay bir iş değil yani. Çok ciddi tabii. zaman, mekan var, hastalıklar var, vesaireler var. Ee, tabii günümüzde de gidebiliyorsunuz. O dönemde gece yolculuğu yok. Yani çünkü ışık yok. Doğru. Tehlike var vesaire var. Yol yok. Yani kolay bir şey değil. Ama tabii o dediğimiz gibi insanüstü bir şey yani. Bu kolay bir hadise değil bu kadar mesafeyi gezmek anlatmak, kaydetmek. Çünkü bazen aynı yerden iki defa geçiyor. Çünkü mecbur yol üzerinden geçiyor. Hı hı. Ama o da tabii görmek istediği yerlere de gitmek istiyor. Daha mesela aynı yerden ziyade tabii bu da bir imkan meselesi. Dediğimiz gibi büyük bir kafile bulmanız lazım. Hı hı. Yani ve ilginç bir şey de şu var. Kitap aynı zamanda birkaç tane önemli savaşı anlatıyor. Mesela bunlardan birisi giriş savaşı. Yani aynı zamanda bir savaş muhabiri gibi anlatmış. Yani o savaşı detaylarını anlatmış. Eşkıyalarla yapılan, celallerle yapılan çatışmalar anlatmış. Hı hı. Yani tarihi bilgiler de içinde çok. Bu arada TRT 2'de e, Evliya Çelebi ile ilgili güzel bir program var. İlgilenen sevgili seyircilerimiz oradan da hı. E, bölümleri takip edebilir. Muhtemelen YouTube'a da koymuşlardır. Hali hazırda da hı hı. ekranlardan da izleyebilirler. Onu da söylemiş olalım. Peki şöyle, yani ben bir gün seyahatname yazacağım düşüncesiyle mi yoksa kendisi hatırlasın diye mi bu notları almış gittiği yerlerde acaba? Notlar değil yani çok net olarak gördüklerini yaz. Şunu, 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 şuna dikkat et. Bilgi al da yaz diyorlar. Baya yani geleceği Yani e, tabii tabii o açık kadına. yani yazması için özellikle tembihat var. Hem rüyasında hem de babazı tarafından şunları yaz. Geleceğe bir hatıra bırakmak açısından. Hı hı. Ama zaten o anda yazmasa sonra hatırlayamaz. Zaten 40 sene farklı. Bu yola bir. çıktıktan sonra zaten kendine bir görev addediyor bunu hı hı. ve o kadar ilginç şeyler anlatır ki mesela belki sorularınızda var mı bilmiyorum Buyurun ama hocam. casusluk diye bir şey uydurdular. Casus bugün kelime olarak çok kötü karşılanan bir şey. Hı hı. Ama bu kendi devletini, milletini seven bir insan. Tabii. Ee, gittiği yerlerden çok özel notlar tutarak veriyor. Büyüklere veriyor. Mesela e, 8. cildin baş tarafında Kırım'dan dönerken Edirne'de e, Kara Mustafa Paşa var meclifonlu ve kaymakamdır. Yani Fazıl Ahmet Paşa o, o sırada Girit'e gitmiştir. Ondan sonra gel bakalım Evliya diyor ya şu Viyana'dan bize bahsetsene. Yani kalesi nasıl, insanları nasıl, koruması nasıl vesaire 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 bir sürü soru soruyor. O da diyor ki neden soruyorsun? Ben atamız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın intikamını almak için gideceğim. Birinci Viyana'da geri dönmüştük. Yok diyor, hayır gitmeyin. Ona bir takım izahı hatta sınırdan, millerden bahsediyor Kanuni tarafından. Kanuni'nin vasiyetini söylüyor. Bu milleri benim soyumdan hiç kimse geçmesin, geçerse başına şu kötülükler gelir diye. Bunu anlatıyor. Fakat eğer mutlaka gidecekseniz diyor, ona nasıl gitmesi gerektiğini anlatıyor. Mesela bir yerde bir kale anlatırken bir gün bizim askerler kaleyi fethedecekler, dizilmişler. Kayaların arasından, kalenin dibinden kayaların arasından ev ördekleri çıkıyor. Neler çıkıyor? Ev ördek, ördek, ördek. Ördek. ha. Yani kole, şeyin içine gölete 40 tane falan civarında diyor ördek çıktı. Akşama kadar yüzdüler. Akşam diyor aynı kayanın dibinden kayboldular diyor. Ya acaba bir şey var mı diye bizim askerler ertesi günde beklemiş. Ertesi gün ve bir gün bakıyorlar ki içeriden 300 tane kefere tabiriyle e, asker çıkıyor. Tulumların içerisine elbiselerini koymuşlar. Asker çıkıyor. Ve bizimkiler de hazırlıklı olduğu için onları, onlar av almak için çıkıyor bizim orduya. Fakat kendiler avlanıyor. Bir bu var. Bir de mesela bir kadının yine bir kalede e, oğlu esir. Kadın diyor ki ben size bu göletin nasıl boşaltılacağını gösteririm. Çünkü kalenin etrafı gölet. Nüfuz edemiyorlar. Ama oğlumu bırak, şey yapacaksınız. Bana vereceksiniz. Tamam diyorlar. Gelin diyor gösteriyor. O göletin boşalma kanalı varmış. Onu gösteriyor. Göleti boşaltıyorlar. Ve kaleyi fethediyorlar. Ya yani bu gidecek komutanlara önceden bilgi vermektir. Kale kaç adım? Kaç burcu var? Yüksekliği nedir? Genişliği nedir? Ne kadar asker Binin kapısı nasıl asma köprülü mü düz mü vesaire en ince ayrıntısına kadar devlete orduya zaten ordu devlet o zaman farklı değil aynı şey bilgi veriyor. Hı hı. Ya bunu artık meslek haline aşk haline getirmiş. Evet sizin aslında bu anlatımınızda tabii ki casusluk falan değil o bir laf saçmalık Yanca, ama şunu almışım biraz... ben Cebat Ulunay'ın 1959'daki yazısından ilhamla evliya ile ilgili olarak. Türk gazeteciliğinin öncüsü katıldığı savaşları ayrıntılı anlatmasıyla savaş muhabiri, gittiği yerleri nefis anlatması dolayısıyla da bir gezi yazarı ve devlet işleyişiyle alakalı verdiği bilgiler sayesinde başarılı bir siyasi muhabir diyebiliriz diye Murat Bardakçı yazmış. Tabii o şöyle yani biraz muzip yani böyle bizim Bardakçı tipinde yazıyor <laughs> bazı şeyleri. O açıdan önemli tabii Cevat Cevatun'layı güzel tarif etmiş onu yani. Evet çok güzel. Yani şimdi tarif etmiş. O, normal insanların merakın bunun dışında merakı var. Ya benim e, ilk savaş muhabirimiz diye doktora tezim var. Evet evet biliyorum biliyorum hakikaten <laughs> Yani biliyorum. çünkü o kadar fazla savaşa katılmış ki yani ben orada birkaç sınıflama yaptım. Dış devletlerle işte ordularla tabi olan şeylerle beyliklerle ve içerideki eşkıya ile ilgili. Yani o çay, Peki zaten. hocam o savaşa katılmasının e, sebebi bir görevi mi var yoksa gözlem yapıp yazacak diye? Ya mi? o savaşa gidiyor. Zaten ordunun içerisinde. O Allah rızası için cihat yapıyor aynı zamanda. Yani bütün haksızlıklara karşı çıkmaz şu ayrı. Ama orada eğer savaş varsa e, bir Türk askeri olarak kendisini görüyor ve cihat yapıyor. O Gezi, arada da gezmiş oluyor. Gezinin içerisinde hocam bir de şey var. Eee Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde gezer. Yeryüzünü gezin, dolaşın ve ibret alın. İşte bir takım ayetlerin değişik versiyonları var. Bir Müslüman olarak geziyi de kendisine farz olarak görmüş. Ki biz gezmeyiz. Bakın Türkler seyahat sevmezler. Yani bu kültür çok azdır. Yani çünkü kendi çevremize de bakalım. Mesela bizim rahmetli Haluk Hoca vardı. Çok gezerdi. Ben onun sayesinde gezmeye başladım. Çünkü şöyle de bir örnek vereyim. Şimdi 2005'te Suriye'ye gittik. Tabii o zaman çok güzeldi. İnşallah o günlerini görür. İnşallah. Bu Cennetin Krallığı filminin çekildi. ...Şövalye Karake var, Suriye'nin kuzeyinde. Oraya gittik. Burca çıktık. Böyle gerim gerim gerneyiyoruz ya. Türkiye'den kalk gel buraya. Bir tane <laughs> ufak bir çocuk gördük. Sen ne yapıyorsun burada dedik. Yani 20 yaşlarında ufak dediğimiz. Ben de dedi İngiltere'de tarih öğrencisiyim. Haçlı seferleri dersimiz vardı. Kaleler merak ettim geldi. Adam sırtına Çanta almış gelmiş. Şimdi bizde böyle bir kültürü yok. Yani. yani biz Haluk Hocanın peşine takıldık gezdik mesela. Orada e, şimdi mesela bizde çok gezen insanlardan biri Cumhuriyet döneminde İlber Hocadır. Tabii. Bir diğeri Haluk Dursun'dur. İkisi Tabii. de çok gezer. Haluk Hoca yazdı da yani notlar. İlber Hoca da gitti yerlerin notlarını alır. Çünkü ben şunu da gördüm sonra ben Haluk Hocanın peşine takılıp gezince kitabi kaynaklarla yerinde görmenin avantajı mesela Zigetvarı gördüğünüzde Zigetvar'ın nasıl bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Kıbrıs Makosa'ya gittiğinizde Makosa Kalesi'nin nasıl bir şey olduğunu alıyorsunuz. Niye bir sened alınmadığını anlıyorsunuz. Yani ikisini birleştirmek lazım. Yani o gezip görmek son derece önemli ama bizde seyahat kültürü çok yaygın değildir. Yani böyle işte Bülent kat kat bizim gezer. Ee, sen de tanırsın felsefeden arkadaşın Bülent abi. Şimdi bu tür tabii biraz da şeyle de alakalı o kültürle mesela Türklerde böyle keşif ruhu fazla yok. Mesela Fatih ruhu var. Yani ama Batı Batılılarda bu var. Merak ediyor Kuzey Kutbu'na gidiyor, Afrika'ya gidiyor. Tabii bunu biraz da sömürmek için de gidiyorlar ama işte Evliya Çelebi bizdeki istisnasıdır. Yani. Hocam, ee yine çok sevdiğimiz akademisyenlerden bir tanesi buraya geldiği zaman örnek vermişti. Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birinde sınıfa girdiğinde ki yani en yüksek puanlı çocukların girdiği üniversitelerden bir tanesi öğrencilere şunu soruyor. Laf lafa açınca böyle çok da hani seyahat etmedikleri fikrini edinince hiç adalara gittiniz mi diyor. Hani büyük adaya gittin mi? Tabii. İstanbul'da oturuyorsun veya İstanbullu değilsin. Okumaya geldin yani sonuçta artık bu şehirdesin. Bir tane çıkmamış iyi mi? Ya yani adaya gitmek ne ki bir tane vapura bineceksin yani. Ama işte şöyle işte de... o kültürü yok. yok. Ee, bir de bizim birisinin elimizden tutması lazım. Şimdi belediyelerin güzel bir hizmeti başladı. Belediyeler mesela bakın İstanbul'da adayı bırakın. Esenler'de veya denizden uzak bir yerde yaşayıp deniz görmeyenler var. Kadınlar ve çocuklar var. Şimdi bazı belediyeler çocukları ve aileleri alıp gezdirmeye başladı. Hı hı. İstanbul içinde gezdirmeye başladı. Çanakkale'ye götürmeye başladı, Bilece'ye götürmeye başladı. Bu son derece güzel. Mesela belediyelerin kültürel alandaki en güzel hizmetleri bunlar mesela Zeytinburnu yapıyor, Üsküdar yapıyor, Esenler yapıyor gibi birçok belediye insanları gezdiriyor. o dediği doğru. Yani deniz görmeden İstanbul'a yaşayan insanlar var. Ya 20 yaşına gelmiş adam de... İstanbul'da doğmuş, 20 yaşına gelmiş denizi görmemiş. Yani bu akıl alacak bir şey değil. Hakikaten ama kendi de merak etmemiş herhalde. Yani, yani ama şimdi... genelde zaten bu merakı aşılayamazsınız ki. İçten gelecek. Yani Ve artık Marmaray'la atlatacak. Mesela Sultanahmet'i gör değil mi? Ama işte o hani sanayileri işte, gör. Obi, müze kart var. Evet. Şöyle o bir o bir kültür. Yani o bizde yok. Şimdi burada ne olacak? Eğitim sistemini kitabın içine hapsetmeyeceksin. Bunun için hapiste İstanbul'da ...bir gün öğretmene diyeceksin kardeşim çocukları belli yere gezdir... ...o gün ders görme, kitap anlatma... ...görerek ders almasın... Evet. ...veya belediyeler dediğimiz gibi güzel böyle bir hizmetlere başladılar... ...bunlar son derece önemli... ...yani o... ...tarihinizi anlatıyor, coğrafyanız... ...bir kere İstanbul ayrı bir şey... ...yani şimdi sıf önü gezseniz ömrünüz biter... ...yani o 5000 evet. kilometre karelik yer... ...yani o Eminönü... Beş bin, e, ...daracık yerde binlerce eser var... ...yani... ...çünkü bakıyorsunuz her yere bir şey... Atlıyorsunuz. Şimdi mesela hmm. Anadolu'da bir yere gittiğinizde sizin için çok kıymetli oluyor bir çeşme. İstanbul'da yüzlercesi var. Yani binlercesi var. Ama e, işte Evliya Çelebi dediğimiz gibi bu seyahat kültürünü bizdeki en önemli örneği ve kitabın ismi de zaten tarihi Seyyah diye geçiyor. Yani o hmm. açıdan kendi şeyini anlatıyor. E, ve ama hala bakın bir üniversite yok Evliya Çelebi isminde. Evet koymak lazım. Yani şimdi bakın biz üniversitelere genelde devlet adamlarının isimleri konuyor. Tamam, hmm. konulsun. Ama Bakın Katip Çelebi konuldu. Hatta orada da kıyamet koptu. İzmirliler Katip Çelebi ismini niye bize veriyorsunuz falan diye söyleyen bazı İzmirliler oldu. O da ilginç. Herhalde Molla zannettiler Katip Çelebi'yi. Katip Çelebi de Türk düşünce hayatının en önemli yazarlarından birisi. Evliya Çelebi daha önemli bir isim. Mesela bir üniversiteye verilmesi lazım. Ve İstanbul'da bir üniversiteye verilmesi lazım. Ki en önemlisi aslında havalimanı gibi yerlere verilmesi lazım. Köprülere verilmesi lazım. Dünya diyorsun. Tabii işte Ama bakın bu şimdi hem dünya duşun bir de bunun işi gezi zaten. Köprüden geçmiş, gemiye binmiş, Hı -hı. ondan inmiş, oradaki e, çeşitli silah aletlerine... bakın şimdi şöyle bir şey var. Muhteşem Yüzyıl dizisini biz çekerken bir gün rahmetli Meral Akoy dedi ki Sadrazam Padişah'ın yanına nasıl gelir? Tabii şimdi tarihçi ama işte, hiç bunları düşünmüyoruz. Tabii o dizi için söylüyor. Sağ bak, sola bak en son nerede bulduk? Evliyet Çelebi'de bulduk. Hı -hı. Melek Ahmet Paşa Padişahın yanına gelirken selamun aleyküm padişahım diye giriyor. Yani böyle detayı veriyor, bir selamı veriyor. Mesela İstanbul'da tophane var, top nasıl dökülüyor? Şimdi bununla ilgili kayıt yok. Topla ilgili kayıtlar var ama maliye. O topun tök, döküm tekniğini anlatıyor. Hmm. Yani muazzam bir şey. Yani. Hayat pratiği bunu Tabii geçti. yani şimdi gördü her şeyi anlatmış. Yani bir vinç bugün gidip mesela bir e, şeyde o tophanede mesela çok canlı anlatıyor. Tabii bunlar da askeri tarihçiler için vazgeçilmez Masa. şeyler. Hatta hmm. bir defa ateşler püskürtüyor. Sadrazamın kolu falan yanıyor. Yani o tophanenin anlatırken. Tabii Mesela, anlatıyor onu da anlatıyor. Şeyde e, nedir? Saray eğitimi için. Enderun eğitimi için. İlber Hoca kendisi söylemişti. Bu kadar tavsilat veren yok. yok. Hangi kitapların okutulduğunu yazıyor. Orada. Çünkü Enderun eğitiminde biz nasıl evet. buluruz kayıtlarda? Şu kadar adam vardı, bu kadar adam vardı. Şu kadar maaş ödeniyordu. Tabii. Şimdi bu Ama ne okunuyor tabii mesela? Tabii onu anlatıyor Hı. dediği gibi yani her konu yani topçuluktan tutun yani Tokat'taki tekkelerden tutun işte giriş savaşına kadar her yani o 40 yılın içine her şeyi sığdırmış. Şimdi mesela şu birinci cilt de ve o dönemde notlar alıp yazdığı için rakamlar var. Yani bu İstanbul'daki esnafın sayısını veriyor, dükkanların sayısını veriyor. Bunlar zaten ama bakın şeyde de mucize. Bu kadar seyahatte bu not bu notların yazdıklarının kaybolmadan Günümüze gelmesi büyük mucize. Ya bir yerde Afe ufak hanım. bir şeyi kaybetmiş. Onu yazıyor zaten. Bir şehrin küçük bir kısmını kaybetmiş. Kaybetmiş. Ama bu bu kadar şeyi zaten bir arada toparlaması, hani benim çözemediğim bir konulardan biri de notları nereye koyuyor? Evet, ben de onu yani diyecektim. Evet. Yani bu günümüz nereye Türkçesiyle koyuyor? Türkçesiyle bu kadarsa? Tabi. Sen bir de hep oradan oraya, oradan oraya bir tabii, de tabii. evlenmemiş hani desem ki hanımı çok tertipliydi bunun arkasından notlarına bekar. Ya İstanbul'a adam gelmemiş ki adam arada yani hanım ne yapsın hanım bunu ne, ne yapacak notlarını ya. Notlarını yanında mı taşımış Şimdi zaten şey yapıyorsun? yok şu anda elimizdeki temize çekilmiş dediğimiz. Ha. Mesela ilk müstes, e ilk müsveddeleri yok elimizde. Mesela Mısır'da bir yerde çıkabilir. İstanbul'da bir kütüphanede olabilir. Ama İstanbul'a gel e yani bu Mısır tabii çok zengin bir ülke. Tabii. Türk tarihi açısından önemli. Kütüphaneler açısından önemli. İnşallah Mısır'da müsveddeleri çıkar. Çünkü şu da olabilir. Müsveddeden temize çektirirken Kahire'de bir katibe tasarruf ettiği yerler de vardır muhtemelen. Yani o katibin anlamayı da değişik. Tabii. Yani ufak tefek yazdığı hatalar da onları bulduk zaten de. Ya ben bir ara işte bir kurumda resmi kurumda üstlenmişti. Mısır'a bir 15-20 gün git. Biz seni göndeririz işte. E, bak bakalım arşivlerinde neler var diye. Fakat Mısır'da aramız... E, bozuk olunca o işleri kaldı. Hocam Mısır dünyanın şu anda bence yani izin alınması en zor ülkelerinden bir tanesi. Biz e, orada bir çekim yaptık hatta 12 sene sonra galiba ilk defa bir e, televizyon programına müsaade ettiler ama yani şimdi, çok zor. Ya ben ikinci, 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 ikinci defa. bir da, yani program çıkar ondan davet yani ettiler. Da. Ben gideceğim İlişkiler ama şimdi iyileşti. Şimdi evet, biraz Allah şükürler olsun. olsun. Begüm de gelmek istedi. Ben gittiğim yere götürüyorum. Kendi masraflarını karşılayıp sizin fakat, he, fakat kesinlikle e, şey alamadık. O zaman yani Arap ülkelerinden birinin başkonsolosuna rica ettik, tanıdık. Dedi ki vermezler. Vermiyorlar. Ben bizzat gittim dedi. Çünkü tamamen şeyler o zaman İngilizlerin elinde. İngilizler istediğini veriyor, istediğini vermiyor. Öyle Evliya Çelebi'nin ya. yazması galiba değil mi ya? Oradaki evet. o değil mi şu mavi? Evet, Bir evet. Evet, bak o da orada kütüphanenizde duruyormuş Pelin Hanım. Evliya Çelebi'nin tıpkı basımı bu. Evet. Bak çok güzel oldu bu da. Bu da şey Evliya Çelebi'nin Seyidi Ali Bey şey yaptırdı. Yani Örgünün. orijinal şeyi şu. Kameraya tutalım. Topkapı Sarayı'ndaki Topkapı Sarayı değil mi? Evet. Yok bu şey değil. O kaçıncı yıldır? Bu ikinci yıldır. O beş. Evet. Fakat yani Evliya Çelebi'nin şey. bu 1742'de çok temize güzel. çekilmiş hali. Mısır'dan getirildikten sonra. Bunlar Tarih Kurumu tarafından tıpkı basım yapıldı. Seyidi Ali Bey bunları yayınladıydı. İşte ya bu işin, çevirileri hı. bundan yapıyor. Tabi burada e, yani içinde detayları şeyleri böyle görebilirler kırmızıyla siyahla. Bu Evliya Çelebi'nin işte ilk kendi yazdığı müsveddelerden bu hale getirilmiş ve dediğimiz Beşir. gibi Hacı Beşir rahmet anmamız lazım. Eğer o İstanbul'da bunları çoğalttırmasaymış mesela iki cilt kaybolmuş. O iki cilt elimizde yok. Aslında şeydir yani oradan gelmiş de yani şey. İstanbul'da e, e, Evliya Çelebi'nin çok yakın dostu arkadaşı Mısır'a götüren zaten Circe Bey'i Özbek Bey. Özbek Bey'in mirasçılarında bunun terekküsü kalıyor. Hacı Beşir Ağa artık o ara sürgündü herhalde Mısır'a gidip gelirken. Evet. Oradan işte Hacı Beşir Ağa onlara nasıl ulaşıyor? Onlar Hacı Beşir Ağa'ya nasıl ulaşıyor? Onlar tabii... Bilinmiyor. Allah'tan Hacı Beşir ağa çok meraklı. Tabii. Evet. Kaç işte... bin kitaplık kütüphanesi var. Bakın o dönemde Avrupa'da iyi bir yazarın kütüphanesi elli 60 kitaptır. Yani hmm. iki tam rakam aklımda değil ama birkaç bin kitaplık kütüphanesi var. Aha. Yani Avrupa'da onun benzeri yok öyle bir. Gerçi bir kütüphane. şey. Bakıp yani... ben Kültür Yayınları onun hayatını evet. in in, e, Hı -hı. Bastı. yani Hedway'in bahsetti tabii o önemli da... iki tane Hacı Beşir ağa var o dönemde. Kağıt şeyden bu dediğimiz gibi dönemin de önemli bir ismi. Hı -hı. Yani sarayda çok baskın bir karakter. Hem hacı hem hafız ikisi tabii. de. Arka arkaya geliyor Bu büyük hı hı. hacı ve şirak. Eyüp, Eyüp Sultan, bir uzun da yaşamış. Eyüp Sultan'da yatıyor şey evet. olarak da. tabi bu önemli bir şey. Yani dediğimiz gibi günümüze gelmesi de bu mu şeydir, mucizedir. Evet. Yani tabii bizim şöyle de diyelim. Osmanlı Devleti'nin en önemli özelliği devlet olarak çok büyük bir devlet ama bize belge bırakmış bakın. Osmanlı'nın çevresindeki Safevilerden, Memluklardan günümüze doğru dürüst belge yoktu bizde 100 milyon civarında belge bırakmış. Aynı zamanda Osmanlı'nın şöyle bir özelliği var. Mısır'a gittiğinde Mısır'daki önemli yaz meseleleri alıp İstanbul'a getiriyor. Ve onlar da o sayede korunmuş. Çünkü saray kütüphanesine gitmiş vesaire gitmiş. Yani o açıdan Osmanlı bize muazzam bir şey bırakmıştır. Mesela Cumhuriyet döneminde biz bunu bulamayacağız. Niye bulamayacağız? Zamanında bütün kurumlar, bizim Muhammed Safi var Cumhurbaşkanlığı Arşivinin başkan arkadaşımız diyordu ki abi SK kapandı Türkiye kurtuldu diyordu. Her kurum elinde lüzumsuz gördüğü evrakı SEKA'ya göndermiş, hamur yaptırmış. Halbuki kim bilir yani neler Tabii gitti. şimdi orada onlar için acil önlem değil ama ilerideki tarihçiler için önemli belgeler. Şimdi mesela Cumhuriyet döneminde bu kadar belgeye ulaşılamayacak ileride. Ama Osmanlı saklamış, her şeyi saklamış. Yani Padişan hak Mektubu'nu da saklamış, bir vergi kaydını da saklamış, bir fermanı da saklamış. Ki o da mesela Osmanlı'nın sonun döneminden günümüze kadar kalması da mucize. Çünkü mesela Topkapı Sarayı'ndaki Abdurrahman Şeref Bey evraka girdiğinde içeri kokudan giremedik diyor kapılar açtıklarında. Rutubetler, nemler vesaireler. Hı hı. Osmanlı Arşivi de ilk 1980'lerde rahmetli Turgut Özal zamanında modernleştiğinde işliğinde Ali Bey de orada müdürlük yaptı. Mesela çok kötü hallerde evraklar çıkardılar öyle şeyler çıkardılar ki yani o, bunların bir kısmı da yok olmuş. Yani çürümüş, erimiş vesaire olmuş. Evliya Çelebi de Dediğimiz gibi günümüze kadar gelmesi büyük bir iş. Büyük bir şey. Çok yani şükür. Yazılması kadar günümüze intikal Tahmin galiba. ettiğim bu son 9 ve 10. ciltler geldi. Fakat şu şeylerde var. Bu kısımlar, bazı sayfalarda bu kısımlar yok. 9 ve 10. ciltlerde. Nisa'da var. Çürümüş. Çürüyen kısımları yazmamışlar. Cümle geliyor geliyor, orada bitiyor. Orada bitiyor. Hı hı. Yani o yüzden 5 ve 6. cildin de başına bir iş geliyor. Onları iki ayrı hı. tekrar yapıyor. Bir de hocam, e, bunları yazarken sonuçta ömrünün son deminde bunları esas seyahatname haline getirip bir e, kitaplaştırılma süreci değil mi? Onların ya notlarını zaten yazıyor. zaten bütün seyahati bitiyor. Hı, hı. Köşesine çekiliyor. Biraz dinlendikten sonra notları bir araya getiriyor. Mesela bazı konularda, bazı şehirlerde bakarsınız iki farklı tarihte bilgiler vardır ve çeşmelerin mesela tarihlerini veriyor. İki farklı tarihtir. Birkaç defa gitmiştir. O notları güncellemiş. Yani birleştirmiş. Aha. Veya bir yerden bahsederken bunu diyor işte filan tarihte mesela diyelim ki 1650 yılında bir şehirden bahsediyor. 1670 yılında hacca giderken diyor burada şöyle bir hadise olmuştu. Yani onları tamamen bir araya getiriyor, okuyor, tasnif ediyor güzel bir şekilde. Sonradan şey demedi, Yıllarda boş bırakmış mesela. Evet. Bazı yerlerde bo boşluklar var. Sonradan boş Mesela çok tamam güzel, diye bu dillerle ilgili mesela çıktı Tatarca. Mesela burada Tatarcası altında da Osmanlı Türkçesi yani Oğuz Türkçesiyle veriyor bu şekilde. Böyle 147 e, dil konuşulan yere gidiyor ve onlardan da örnek alıyor. Şimdi hazır dil demişken bu arada bir soru daha yönelteyim. Sevgili seyircilerimiz eğer Evliya Çelebi seyahatnamesinden seçmeler istiyorsanız Evliya Çelebi'nin e, iltifatına masar olduğu padişah sorusuna da yöneltelim. Dört soru sorduk. E, gündem Ötesi etiketiyle yorumlarınızı veya sorularımıza cevaplarınızı gönderebilirsiniz. E, hazır dil demişken ee, gününün geçerli yabancı dilleri olan Arapça ve Farsçayı öğrendiği gibi biraz da Rumca ve Latince öğrenmiştir. Seyahate başladıktan sonra gittiği gördüğü yerlerde bir gezgine gerekli olacak kadar her dilden biraz öğrenmiştir. Evet çünkü diyor ki karşınızdaki size iltifat mı diyor, küfür mü diyor. <gülüyor> <Öğreniniz> <gülüyor> lazım diyor. Güzel, yani. doğru. Yani çünkü orada özellikle küfür sayılabilecek, bize küfür sayılabilecek kelimeleri de söyleme affedersin, hakaret sayılabilecek kelimeleri de yazıyor. E ...karşındaki yüzünü gülerek sana bir hakaret ederse... ...bunu seyyah olarak bilmen gerekir diyor. Mesela Peki. bakın, o oh, federasının şeyi buldum. Hristiyan Türkler anlatıyor. Mesela gidiyor Antalya civarlarında karamanlar için. Eski Türk insanı insan üzere kelimat ederler. Yani eski Türkçe diyor. Asla Rum lisanı bilmeyip Türk lisanı bilirler diyor. Mesela orada tabi şey de enteresan. Yani mesela onun... tabi o Hristiyan Türkler... Osmanlı Hristiyan olarak kaldıkları için... Kendi içine, Osmanlı'nın zaman içerisindeki Arapça, Farsça ilave kelimeleri yok. Daha arkayı Türkçe konuşuyorlar, eski Türkçe konuşuyorlar. Mesela onun analizini yapıyor hemen onu Antalya tarafına gittiği zaman. Onları anlatıyor yani. Hı hı. Zaten o Karamanlıların biliyorsunuz yani kullandıkları e, alfabe, Grek alfabesi ama Türkçe yazıyor. Peki Sen bu Melek olarak. Ahmet Paşa'nın onun hayatındaki yeri nedir? Melek Atma, Ahmet Paşa kendi ifadesiyle annesinin, teyzesinin oğlu. Yani ona intisap ettikten sonra kendisini Melek Ahmet Paşa'lı olarak onu çok seviyor. Onun kerametine inanıyor. Sadrazam birlikte oluyor. Çok gezileri var. Sadrazam olduktan sonra bir sene sonra zaten Sultan İbrahim 1250 şey 1650 yılında Sadrazam oluyor. Bir sene kalıyor zaten. Onun neden görevden alındığını ve neler hatalar yaptığını da bizzat çekinmeden yazıyor. Yani Melek Ahmet Paşa ayrıca Dördüncü Murat'ın damadıdır. Dördüncü Murat'ta Evliya Çelebi'nin çok samimiyeti falan var. Yani sadece onun dışında Sultan İbrahim'le görüşmemiştir ama dördüncü Mehmet'le birkaç defa görüşmeleri var. Hı hı. O şeyden Kırım'dan döndüğünde Karamustafa Paşa uğradığında sen av kuşları getirmişin diyor. Padişah onu bekliyor. götürüyor av kuşlarını veriyor. Ondan sonra başka yok mu yok diyor. Şu kadar kuş getirdim ama yolda bir kısmı öldü. Tabii dördüncü Mehmet avcıya. Çok meraklı birisi hava işte oradan kuş evet. ediyor da yani. Yani çok güzel av kuşları getirmiş ama yolda ölmüş bir kısmı yani o gün şartlarda düşünsenize yani evet. aylarca süren bir yolculuk Tabii. ve tanıyor sen diyor amcamın musahibi değil misin diyor. Hı hı. Evliya Çelebi hiç devlet görevi almamıştır ancak yine devlet adamları yanında görevler alarak müezzinlik, gümrük memurluğu, elçilik, arabuluculuk, sürsat zahiresi toplamak. Ne demek bu sürsat zahiresi toplamak? Ordu savaşa gideceği zaman arttan e, vergi alıyor. Bu Ver, yani, buğday türü vergi alıyor yani tahıl türü. Yani askere hazırlık, sefere hazırlık. Yani, Osmanlı'nın şöyle güzel şey bir özelliği vardır. Mesela ben basit bir örnek anlatayım ben size. Şimdi 99'da deprem oldu, devlet tedbir aldı. Geçici vergi koydu. Ben o zaman yazdım. Dedim Hı. ki bu vergi kalkmayacak. Niye? Çünkü bizim devletin özelliği şu. Bir vergiyi koyar sonra kaldırmaz. bu da öyle. Mesela bu da savaş zamanında çıkan bir vergi. Sonradan zaman içerisinde daimi vergi haline geliyor. Şimdi bu sabitlememiş kendisini hiçbir yere. Yani bir göreve sabitlemediği için o aldığı görevlerde gezi için fırsat buluyor. Şimdi tabii Melek Ahmet Paşa birçok yere gittiği için peş sıra gitmiş. Ee, bir de vakıf yöneticiliğiyle Kabe Örtüsü Nazırlığı görevlerini icra evet. etmiştir. Vakıf yöneticiliği öncelikle dedesinin Yavuz Erbey'in caminin bir de şeyde ee, Şam'da bir görevi var yine Nurettin Zengin'in vakfının şeyi var, mütevelliliği var. Ee, Mısır'da olduğu sırada Kabe örtüsü o zaman Mısır'da dokunuyor. Yani meşhur bir hanım var. Şecerit Dürre hanım. Eski Salih bir Eyyubi'nin hanımı iken e, bizim e, Türklerden Aybeket Türkmani ile evleniyor. Esas şeyin kurucusu. Yani e, memluklerin. Memlüklerin, kölemenlerin. Onunla evleniyor. Öyle bir kadın. Ve kendi yaşantısı şunu bunu hatta çok daha sonra kötü olaylarda, olaylara şahit oluyor ama Kabe örtüsünün vakfı buna ait. Onun için orada nazır oluyor. Hatta Yavuz Sultan Selim diyor ki ben hayır bundan sonra ben dokutacağım Mısır'a aldıktan sonra. Ülema karşı çıkıyor bir vakfa sen müdahale edemezsin diye. Yani çok şey de yani kusura bakmasın dinleyiciler. Ya koskoca Mısır'ı fethettim de bir avradı yenemedim diyor. Yani kelime bu affedersiniz. Peki ben de başka bir şeyler yaparım diyor. Çok uzun yıllar boyunca sadece Çe Çe Çecerüt Dürre Hanım'ın vakfından karşılanmıştır. Ve Evliya Çelebi orada olduğu zaman da bu Kabe örtüsünün nazırlığını yapıyor. Dokunmasını nezaret ediyor. Evliya Çelebi ile ilgili şeyi de söylemişim. Bizde genelde hep şöyledir. Akşemseddin kösedir, sakalı yoktur. Hı hı. Bütün çizimlerde sakallı gözükür. Evet. Evliya Çelebi de aynı. Evliya Çelebi de matruş. Onda da yok sakal. Ama hep tıraş oluyormuş ya. Hep evet, olduğunu işte, tıraş olduğu. Evet, tıraş oluyor yani. Ama sakalı yok. Yani ha. ama hep sakallı çiziyorsun. Yani şey o. Öyle Şey öyledir. Evet. Mesela Fatih Sultan Mehmet de İstanbul alım resimlerinde böyle çok sakallı ya genç bir adam daha o zaman Fatih 20 küsur yaşında. 50 yaşında 50 çiziyorlar. yaşındaki gibi çiziliyor. İşte en son bu İstanbul Fethi Panorama Müzesi yapılırken oradaki resim biraz daha genç çizildi. Evet. Ya bu kadar büyük işi e, bu yaşta yapamaz çok mı, net, açık herhalde. bir şekilde söylüyor. Zaten gittim diyor mesela Mesela nah, evet, Paşa'nın önüne. Gösteriyor şimdi. Mesela bakın burada genç. Aha. Yani yönetmenimiz çok ne dersek anında buluyor. Maşallah. Maşallah. O mesela böyle olması lazım. Mesela Zonor'un resmine baktınız da 1481'de ölümündeki resmi var. Yani bu dönemde Fatih'a 20-21 yaşında. Şimdi İpşir Paşa'nın huzuruna girecekler Anadolu'da İstanbul'da. Herhalde Akşemsettin galiba soldaki. Onu da <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Şimdi sakalı koymazsanız da kim şemsettin olduğunu inanmaz. Ama işte yani ellerini dua ediyor ya ha, şuradaki. Evet. Evet. İpşir Paşa içeriden çağırıyor Evliya Çelebi içeri çağır diye. Ee, o da çıkıyor kapıcıbaşı şey Evliya Çelebi diye birini çağırıyor Paşa. Buyurun diyor birine, sakallı birine. Evliya Çelebi benim diye ayağa kalktın da otur sen diyor bir hocayı çağırıyor. Evet. <laughs> <laughs> Tabii yani hiç. burada birkaç yerde zaten hatta e, işte doğduğumdan beri diyor mesela Cevallı Aki dervişi gibi her şeyi tıraşlarım diyor. Yani onu çok açık net olarak anlatıyor. Hı hı. E, şimdi bir reklam arası vermemiz gerekiyor evet. müsaadenizle. Reklamlardan sonra yine Evliya Çelebi'nin hayatını özellikle artık e, bu seyahatnameyi e, kaleme aldığı söylenen e, Kahire'deki zamanını konuşacağız. Şu anda mezarı biliniyor mu? Ailesinin mezarı nerede? Bu biliniyor mu? Ve yine onunla ilgili enteresan birkaç sorum daha var. Siz gündem ötesi etiketiyle lütfen bizlere yazın ve sorularımızın cevabını da gündem ötesi artıda vereceğiz. Gündem ötesi artıyla devam ediyoruz. Seyit Ali Kahraman ve Erhan Afyoncu hocalarla birlikteyiz. Evliya Çelebi ve seyahatnamesini konuşuyoruz. Şimdi Evliya Çelebi seyahatnamesi daha şimdi açan seyircilerimiz için söyleyelim. tepe yayınlarından 10 ciltlik günümüz Türkçesiyle ve hiç sansüre uğramadan yayınlandı. Biz de e, senelerce bu iş üzerinde çalışma yapan yani ömrünü aslında bir anlamda e, Evliya Çelebi'ye vakfeden. Kaç yıl oldu? Orijinaline başladım 1997. 27 son, sene. 27 sene son, evet. E, tabii başlangıç olarak öyle. Son 2011'de yayınlandı yani son hmm. şeyi. Günümüz Türkçe'si. Şey Ondan son sonra yeni, bu yeni devre şey girdi. Evet. Evet. Şimdi Seyit Ali Kahraman'ın e, hemen başında hayatıyla ilgili olarak e, yazdığı bir bölüm var. Burada bir nefeste nasıl olacak bilmiyorum ama 40'tan e, fazla devlet kurulmuş bugün Evliya Çelebi'nin. 45. 45, 45 oldu mu sayı? Oldu. 45. Şimdi bölündükçe devlet sayısı artıyor. Şöyle ki harf sırasıyla Almanya, Arabistan, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna, hersek Bulgaristan, Cibuti, Çek, Çeçenistan, Dağıstan, Eritre, Ermenistan, Filistin, Güney Sudan, Gürcistan, Habeşistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, Kabartay, Balkarya, Karaçay, Çerkezya, Kamlukistan, Karadağ, Kenya, Kırım, Kosova, Kuzey Sudan, Kuveyt, Lübnan... Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Somali, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tataristan, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan. Evet. Buralara gitmiş. Bazılarına tekrar tekrar gitmiş. İstanbul'a son gelişi 1676 ay kadar kalıyor. Evet. Ama sıkılmış. Ya şöyle gezmeye alışmış şey insan bazen şey yapar ya şimdi İlber Hoca da öyledir. Mesela bir yerde duramaz İlber Hoca. Yok duramaz. duramaz. Yani bir bakarsınız burada bir ertesi gün Çorum'da. Ondan sonra ertesi gün Dubai'de. Şimdi o gezmeyi seviyor. Şimdi mesela ben de severim ben bu kadar sevemem. Bir yere gittiğim zaman hocam, zaman mekan dışı, duygun kayboluyor. Onun dışında bir de şu var. Yani şimdi siz e, 40 yıldır İstanbul'dan ayrısınız. Senin gençlik arkadaşların, tabii kimse kalmadı. gördüklerin, bildiklerin, tanıdıkların, ürfet insanların hepsi gitmiş. Bir de tabii Evliya Çelebi yani. bir döneme göre uzun yaşıyor. Şimdi 1684-85'lerde öldü tam bilmiyoruz. Şimdi 11 doğumlu değil mi? 11. 11. Yani 73-74. 70, 70, 70, şimdi o dönem için 74 çok büyük bir rakam. Çünkü o dönemlerde insan ömrü 28 ile 34 arası. Yani o dönemlerde 30 yaş civarında insanlar ölüyor. Yani çocuk ölümleriyle birlikte kıyaslandığı zaman 70 yaş çok büyük bir yaş. Çok uzun yaşamış. Dönemine göre çok uzun yaşamış. Çünkü o dönemin parçalarına baktığınız zaman 20-25 yaşında ölen padişahlar var. Tabii. O kadar bakım, tıp vesaire. Ve bir de o kadar farklı coğrafyada iyi yaşamış düşünün. Diğer yerde hastalık var. Tabii. Farklı yemek kültürleri var. Eşkıya var. Ama Allah yani evli geçeri bir Türklere bağışlamış. Bir de savaşlara katılmış. Tabii. Tehlikenin gez ya kulum demiş. Ha? Gez ya Tabii, kulum cirit, mesela cirit demiş. oynarken dişleri kırılıyor gibi. Hmm. Yani böyle savaşlarda da iki defa çok komik şeyler de var. Komik komik anlatıyor. Ee, yani öyle hayatı da bir iki defa zar zor kurtulmuş. İşte nasip onun şeyi var. Tabii yani bir de yanında köleleri falan var. Yani maddi durumu iyi olduğu için tek başına değil yani. Yanında başka atlar var vesaireler var. Şimdi 6 e, ay kaldı İstanbul'da sıkılmış rüyasında babasının işaretiyle gezisinin gerçek gayesi Mekke ve Medine'ye giderek haç görevini yerine getirmek üzere 1670'te 71'de yakın dostu şair Sahili Çelebi ile İstanbul'dan ayrılıyor Mısır'a geçiyor. Mısır'ın bütün şehirlerini geziyor ve Nil'in kaynağı Kamerdan'a kadar seyahat ediyor ama tabiat şartları devamına izin vermiyor. Vermiyor tabii çünkü çok sık ve yoğun bir çalılık bir orman. Ve aklınıza gelebilecek her türlü küçük büyük yırtıcılar, zehirli hayvanlar vesaire gidemiyorlar. Bu mümkün şartlarda değil. Güzelce binip gidip işte belgesel çekiyorlar ama keşke öyle bir imkan olsa da Evliya Çelebi Doğru'nun belgeselini bize çıkarsaydı yani. Tabii şimdi bunu Maalesef. yabancılar bizden önce kıymetli anlıyor. Mesela Robert Mantran 17. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da bir kitap çıkardı. Evliya Çelebi esas alıp yabancı ve Türk arşivlerindeki belgelerle İstanbul'u yazdı. Süreyya Faruk'a haç yazdı. Evliya Çelebi esas alıp diğer kaynaklar onun etrafında topladı. Çünkü dediğimiz gibi kitap sadece bir seyahat kitabı değil. Yani İstanbul kitabı, Mısır kitabı, haç kitabı ki haç hakkında yani o dönemin haç hakkında bu kitabı olmasa elimizde hiçbir şey yok. Yani sadece gitti. 9 Tabii ayda gidiyorlar geliyorlar. Tabii tabirle geliyor. haç rehberi. Tabii haç rehberi. Yani, Hac rehberi. Bütün duaları vesaireyle. Onlar anlatıyor. Tabii ondan sonra haca gitmesi güzel bir şey. Yani dediğimiz gibi o dönemin haç kültürünü bize yansıtıyor. Bizim onun yazdığı mesela şu bilgiden şu anda haberdar mıdır sevgili seyircilerimiz? Onu bile bilmiyorum. Mesela Yezidilerin inanç ve geleneklerine dair geniş bilgiler içeren cildinde, dördüncü ciltte dünyada tek Mardin bölgesinde bulunan köpek mezarlığından söz etmiş. Evet, evet. Bunlar da çok Peki. enteresan. Hele mesela şeyle ilgili e, teymanilerle ilgili, dürzülerle ilgili bilgi verdiği bilgiler biraz çok ağır. Hatta ben Beyrut'a gittiğimde e, hmm. önceden metni göndermiştim. Bizim e, kulakları çınlasın. Bizim Cengiz e, şeyin oranı temsil Yok Yo, değil mi? Cengiz şeyin tamam. e, Yunus Emre'nin temsilcisi. Aman dedi abi bunları çıkaralım bizi öldürürler <laughs> yoksa burada. Yani Tabii ki. inançlarına ait çok detaylar veriyor. Benim Benimsemediği yani, inancı tarafından. ağır ifadeler kullanıyor. Bu arada sadece Mekke ve Medine değil, Kudüs'le ilgili olarak da nerelerin ziyaret edilmesi gerektiği, kimlerin nerede yattığı, e, bu ziyarette uyulması gereken kurallar, dualar ve adaplar. Tabii şöyle eskiden haç günümüzdeki gibi değil. Şimdi biz günümüzde Mekke, Medine'ye direkt gidiyoruz uçakla. Tabii. Şimdi o dönemde ben rahmetli dedem 70'lerde haca gitmişti. Ben çocuktum oradan hatırlıyorum. Urfa'dan başlıyorlardı. Kudüs vesaire gezerek gidiyorlardı. Hmm. Yani sistem öyleydi. Fakat bu İran-Irak savaşından sonra bölgede güvenlik kalmadığı için artık kara yolculuğu yasaklandı hmm. ve bir kültürlü öldü. Çünkü mesela dedem rahmetli Urfa'dan mesaj atıyor. Tabi telefon da yok. Urfa'ya vardık sağ salim der. Sonra gelip anlatırdı Urfa'yı şurayı gezdik. Kudüs'te burayı gezdik. Yani Kudüs de hac güzergahının önemli bir mevkiydi eskiden. Ta. Şimdi müstakil Yani Ama o dönemde dediğimiz gibi o 9. cildi Tabii kendisinin en baştaki amacını da gerçekleştiriyor. Ee, yani o şeyi anlatması büyük bir şey. Yani o dönemdeki bir haç yolculuğu, Osmanlı'nın bakışı, yoldaki başlarına gelenler, gidenler son derece önemli. Hı hı. Onun ciddini mesela Mısır'ı çok teferruat anlatıyor o, o şekilde. Evet, şimdi oraya geliyorum. Ee, Habeşistan ve Someli üzerinden Mısır'a, Kahire'ye geri dönüyor ve burada o muhteşem eserini düzene koyuyor. Gezi sırasına göre yazıyor Peki. ve 10. cildin sonlarında kayıtlı son tarih 1683. Yani seyahatnamenin son 10. cildinin sonlarında yalnızlık köşesine çekildiğini, dünyada fazla dostunun kalmadığını yazıyor. Nerede öldüğü de kesin olarak tespit edilemiyor. Ne yazık değil mi? Evet. Mezanın olmaması da öyle. Yani aslında e Şimdiye kadar bütün ansiklopediler başka kitaplarda ölümü 1682 gösterir. Kendi kitabının şu 5. cildin sonunda yani 10. cildin sonunda 1683 tarihi var. Viyana adam cihaz yani. Anlatıyor bir kere. He, adam cihaz yani şimdi elinden kalemi bıraktı veya katip bıraktı burada öldü mü yani? Ne kadar yaşadığını bilmiyoruz en azından 1-2 sene. Yani Çünkü 83 hocam, veya 83'ten sonra. Hocam bilir. Yani şimdi Viyana muhasarasının neticesini bildiğine inanıyorum. Çünkü oraya ait daha önceki hikayeleri var. Hı. Yani oradan habersiz olsa bu hikayeleri anlatmaz. Doğru. Muhtemelen Mısır'da vefat etti. Çünkü seyahatnamenin yani. orada kalmasından da o şeyde. Bu Dirce Bey'in misafiri zaten o ne Özbek İnşallah bir gün bir şeyde çıkar. Yani mezar taşı çıkar. Öyle Katip Çelebi bulunmuştu mesela. Peki hiç gittiğin yani gitmediği zannına kapıldığınız bir yeri yazmış mı size göre? Şimdi o şöyle yani bir takım Birinden şeyler var ama yani yok sanmıyorum çünkü onu bilmek lazım adam gitti mi gitmedi mi gün gün ta takip edip de adam buraya gitmedi diyebilirsin ama gittiği yerleri tek tek anlatıyor şuradan şuraya geçtik buradan buraya geçtik arasındaki saatte işte şu kadar saatte şu kadar saatte menzilleri, durakların tamamını yazıyor ama kitaplardan değil abi mesela Trabzon anlatırken Ömer Aşık'ın menazil kitabını kullanıyor gibi yani sadece gördüğü değil bulduğu belge ve diğer kitaplardaki bilgileri de ifade ediyor. Için. Hocam zaten şeyden e, sicillerden de yararlanıyor. Onu söylüyor. Hangi kitaplardan yararlandı, koşkoçe şeyde onun ciltte yararlandığı kitapların listesi var. Bunlardan tek tek. Ve ayetle hadislerle ilgili de hafız olmasına rağmen ayetlerin, <laughs> Ebu Ali Şümrulusu diye bir zaten şeyler kaynaklarını ondan alıyor mesela. Hepsini tek tek yazar. Saklısı gizlisi yok. Hı hı. Kendi başına gelen kötü halleri de. Kendinin aldığı hoş olmayan tavırların hepsini yazar. çekincesi korkusu yok yani. <laughs> bir de özür dilerim şey var. Mesela e, hocam söyledi yani Marco Polo'yla şeyler de var ama Marco Polo'nun eseri yazılan bir şey değil. Orada hafızasında kalan şeyi. Bir de gidip, hapishanede gidip değil. Belli değil. Hayal de olabilir. Bu tartışılıyor Marco Polo'nun seyahatinde. Hafızasında olan şey yani gitse bile hafızasında anlamış. olanı hapishanede anlatmış bir de not tutmuş. Yani ke, ama bu e, gitmedi diyemezsiniz hiçbir yerin Ben çok e, arkadaşlardan dinledim yani katıldığımız şeylerde filan filan kare ediyor. Ben özellikle Elia Çelebi için gittim, adımladım, saydım vesaire. Aynı birebir gibi. Tabii yani bir isim veriyor. Bakın mesela diyor ki İstanbul'da bir şey Akdeniz Reisleri esnafı. Önce Akdeniz kaptanından Bursalı Balık Kaptan, Bodur Gürcü Cafer Kaptan, Karamanlı Ali Kaptan, Sarıveli, Sarı Solak, Topal Muharrem. Yani dönemindeki ricali de veriyor. Yani bunlar kayıt altına alma da zaten bulunması mümkün değil. Ama tabii dediğimiz gibi o dönemin şartlarından günümüze kadar gelmesi büyük bir yerse bunun da tabii önemli bir şeyi hem Mısır'da hem İstanbul'da dönemin önemli devlet adamlarının ve sarayda saklanmasıyla olmuş. Çünkü İstanbul çok yanan bir yer. Yani yangında birçok şey gitti. Yok oldu. Bir de hocam yani gerçekliğine dair o isminin bulunması vesaire onun dışında mesela şey de Sultan Murad'ın silahlarını, çok kilolu silahlarını kuşağından tutup havada fırfır döndürdüğünü söylüyor. <laughs> Naima'da da aynı şeyi yazıyor. Ve hatta işte atıp Sultan e, Bayezid Camii'nin minaresine kadar ulaştırdığını, e, mızrağını. Şimdi şöyle bir durum var. Birbirinden kopyalama imkanları yok. <laughs> Evliya Çelebi'nin eseri 1600 1742'de meydana çıkıyor. Naima 16, 1715'te eserini bitirmiş. Evliya Çelebi'nin onu görme imkanı yok. Naima'nın da onu okuma imkanı yok. Ama hadise birebir. Yani buna aslında yani çok cevap verilecek bir şey de değil ama doğrusu bu. Gittiğini, gördüğünü ve yaşadığını yazmış. Yani daha tersini Evliya iddia eden Yüzlerce kitap yazılır, yüzlerce araştırma yapılır. Yani şöyle düşünün. İçinde musiki var. Evet. Yani müzisyenler çünkü o dönemin musikisini anlatıyor. Yani musiki anlatıyor. Zaten kendisi de musiki bilginlerinden Tabii. ders görüp iyi bir musiki şinas Tabii. olarak yetişmiş. Bir de mesela ne var? O dönemin tıp var. Hı hı. Yani bitkiler var içinde, tedavi usulleri var, doktorlar anlatıyor, cerrahlar anlatıyor. Yani sadece bir şey için değil. Mesela değermenler anlatıyor. Hı. Gittiği ülkede, yabancı ülkelerde kütüphaneleri anlatıyor, övüyor vesaire ediyor gibi. Yani o her disipline, her meslek dalına uygun bilgiler var. Yani coğrafyacı için de, tarihçi için de, mühendis için de, filolog için de gibi. Tabii dediğimiz gibi şimdi 10 cilt e, devasa bir eser. 45 ülke, bir de bunun dışında gittiği şeyler var, yabancı ülkeler var gibi. Bu her ülke için büyük bir kaynaktır. Bizim kıymetini az bilmemiz, büyük bir ayıbımızdır, bizim kendi ayıbımızdır. Yani burada mesela ben bütün okullarımızı 10 cilt okuyamayabilirler seçmeleri var Seyit Ali Bey'in yaptığı. Onu okuyabilirler ama meraklı insanlar çok. 10 cildi böyle oturup 30 cilt okuyanlar var benim bildiğim yani. Meraklı insanın merakı o. Bir de dediğiniz gibi <laughs> bir yere gitmeden önce aa bir dakika Evliya bu konuda ne yazmış filan deyip siz aslında seyahatinizde evet, bir yani vaziyette 10 bin sayfa. Önünüzdeki kitaplar 10 bin sayfa. Bir de mesela tarih evet. var. Mesela onu ben söylemiştim. Seyit Ali Bey yayınladı. Fatih ile ilgili bir kitap çıktı içinden kanun ile ilgili bir kitap çıktı. Şimdi mesela bizim ben tarihçiyken sonra fark ediyorum. Bazı bildiğimiz hadiselerin kaynağı Evliya Çelebi mesela. Fatih ile ilgili bir rivayet anlatıyor. Sonra bir bakıyoruz ki bu Evliya Çelebi'den kaynaklanıp gitmiş kanunu ile ilgili. Aynı şekilde. Evet. tabi dönemin padişahlarına da çok canlı yani eski padişahlara da çok canlı anlatmış. Evet. Kendi dönemindeki rivayetleri red. mesela Fethi ile ilgili kendi dönemine kalan bilgiler aktarıyor. Yani 150-200 sene sonra İstanbul'un ile ilgili duyduklarını yaşayan kültürü anlatıyor. Bir fokus. Yani bir de orada bir hassas nokta daha var. İstanbul'un fethine yetişen, katılanların anlattıklarını bizzat dinliyor. Tabii. Eserlerden de değil. Bizzat Tabii. dinlediği insanlar var. Mesela e, siket vardan sonra e, iş organlarının boşaltılıp orada bekletilmesi vesaire. Orada ordu isyan ediyor. Padişahı göreceğiz diye. Orada bir tiyatro gibi çok güzel bir anlatır. Ve onu Kuzu Ali Ağa'dan bizzat dinlediğini, orada o hareketi yapan, kanunun ellerini oynatan zattan bizzat dinlediğini söylüyor. Aa, i̇yi ki böyle yani, bir tam. büyüğümüz bu dünyadan geçmiş, gitmiş. <laughs> ya, diyoruz ya şimdi şöyle tabii bizde hep asker kökenli bakıldığı için tarihte komutanlarımız çok kıymetli ama böyle aradaki çıkan 3-5 tane kültür insanımızı da öne çıkarmamız lazım. Yani şimdiye kadar 200 tane üniversite olup bir tanesinin isminin Evliya Çelebi'nin verilmemesi büyük bir ayıptır. Özellikle İstanbul için. İstanbul'da verilmesi lazım zaten. Yani şimdi buna bunun adına birçok eser yapılması lazım. Ki rahmetli Yücel Dağlı'nın ilk gayretiyle başlayıp Seyit Ali Bey'in büyük gayretleriyle tamamlanması da şey. Yani şimdi düşünün. Şimdi Seyit Ali Bey'le Yücel Dağlı rahmetli olmasa Evliya Çelebi'nin elimizde hala Osmanlı döneminde 1896'daki baskısı olacak. Tabii. Yani o da büyük bir ayıptır. Yani çünkü sizin tarihinizde bu kadar kıymetli bir eserin olup hı hı. yayınlanmaması da yanlıştı. Doğru, doğru. Çok teşekkür ederiz hocam emeklerinize sağlık. Evet. Erhan hocam size de çok teşekkür, Biz teşekkür ederiz, ederiz gelip anlattığınız için. E, bu arada son bir şunu da söyleyelim. Ailesinin mezarı yeri biliniyor mu? Evet. Ama şu anda yok. Şişhane'de o türbe var onun etrafında aslında Şişhane'de ama yola gitmiş. Hı hı. Çünkü annesini, babasını, kardeşlerini orada ziyaret ettiğinde söyler. Evliya Çelebi İstanbul'dan ilk nereye gitmiştir? Bursa'ya. Bursa. Bursa. İltifatına mazhar olduğu padişah kimdir? 4. Murat. Murat. Hangi ülkede vefat ettiği tahmin edilmektedir? Mısır. Mektedir? Mısır ve rüyasında rehberlik eden, ona rehberlik eden sahabe? Saad ibn Ebi Vakkas. Evet, bu cevaplarla yayınımıza katkı sunan ve etiketimizi kullanan seyircilerimize hediyemiz olacak diyelim. Ha öğrencilere de başarılar evet, diyelim. Evet, yarın Milli Savunma Üniversitesi'nin imtihanı var. 700 20 bin civarında öğrencimiz müracaat etti. Yarın Milli İstanbul Üniversitesi sınavına yani daha doğrusu bugün, bugün. Milli İstanbul Üniversitesi sınavına gelen genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Hepsini Milli İstanbul Üniversitesi'ne bekliyoruz. Evet teşekkür ederiz hocam. Biz de başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler gündem ötesini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ebru Yücel hazırladık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gelecek hafta inşallah yine buluşmak dileğiyle. TRT 1'de hoşçakalınız.